Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dördüncü şua. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ne demek abiler? Vekil olarak Allah yeter. Vekil olarak Allah yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel vekildir. Bak hepinize göre farklı. İşte meal Kur'an değil çünkü. Hasbunallah ve ni'mel vekil tek. Ama o ne güzel vekildir. Vekilim Allah'tır. Bir tanesi de diyor ki benim gibi böyle kafadan eksik. Vekil asıl gibidir. Ben yokum o vardır. İslam hukukuna vekil asıl gibidir. O zaman beni kaldırandır. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ve diyor ki bu ders Risale-i Nur'un eserleri çok zaten bir paragraf yapacağım fazla. Diğer kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Yani bir su deposunu düşünün. Düşünürüz mü abiler? Musluhaç tazikli gelir. Depo bittikçe tazik azalır değil mi? Bütün kitaplar, beşeri kitaplar böyledir. Semavi kitaplar ise bunun tersidir. Yavaş akar, orta ve sona doğru hızlanır, güçlü gelir. Sebebi, beşeriyet yazarken her şeyini döker. Sonra diyeceği bir şey kalmadığı için yavaşlar. Artık dağıtır. Kitap sona doğru artık o sulandırılmıştır. İlk ortaya kadar ne demişse demiştir. Derste de öyledir. Bütün derste böyledir. Ama Risale'nin enfusi derste öyle değil. Sonuna doğru zaten şeyden çıkar yani sistemden çıkar. İşte Risale-i Nur sahir kitaplara muhalif olarak başta perdeli gidiyor. Gittikçe inkişaf eder. Hususan bu Risale'de. Hususan bu. Dördüncü şua. Hususan bu Risale'de. Birinci mertebe çok kıymetli bir hakikat olmakla beraber çok ince ve derindir. Birincisi. Daha bitmedi. Birincisindeyiz yani. Ne yapmak gerekiyor? Derindir. Hem bu birinci mertebe bana mahsus gayet emniyetli bir muhakeme hissiymiş. Yani bu birinci mertebe-i Nur-i Hasbiye var ya kaç tanedir? Kaç tane? Yok. Kaç tanedir? Neye benzer biliyor musun bizim bu hali? Einstein'e demişler ki 276 Fahrenheit sıcaklık kaç santigrat derecededir? Ansiklopediyi verin dedi bakayım. Hayret sen bunu nasıl bilmiyorsun? İlmen ulaşabileceğim bir şeyi demiş kafama koyup kafamı darlaştırmam demiş. Kaç taneymiş bu? He? Bu da Risale-i Nur'dan farklı olarak söyleyeyim bakayım abiler. 6 tane miydi? Evet 6 tane. Hasbunallah ve ni'mel vekilde 6. mertebe-i Nur-i Hasbiye var. Ama birincisi çok ince, çok derin, çıkamadık zaten. Onun için biraz da bırakmıştım ama başta Furkan Kalafat olarak ve burada olan Uğur kardeş, birkaç kişi var, baktım ısrar ediyorlar. Dördüncü şuraya tekrar geri. Dikkat ederseniz çarşamba günleri 2-3 haftadan beri bırakmıştım. Çünkü gitmiyor yani. Ya, süremiyorsun, iz süremiyorsun. Zannediyorsun ki izah ediyorsun yani. İzahta boğuldun gibi gözüküyor. Değil işte. Su çeşmesini söyledim. İzah mı yani şimdi bu? Bak bir diğer sahih kitaplarla Risale-i Nur ilhamla yazılan kesbiyle yazılan arasındaki misali anlatıyor. Su deposu. Gidemiyorsun kardeşim. Birinci mertebe-i Nur-i Hasbiye ustad diyor ki çok incedir. Ve çok derindir. Ne hatırlattı size? Sırat Köprüsü. Çok incedir. Çok keskin, derindir yani. Kılıçtan keskin, kıldan ince demişler. Yani niye? Çok derin.
dibi cehennem. Sırat köprüsünün. Çok ince, çok ince, çok keskin. Ne demek? Amel ve itikat. İnce ve keskin. Derindir. Bu konuda bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii Mehmet. Sırat köprüsü fiziksel bilgilerine hassasiyet olarak algılanabilir mi? Mesela ibadetlerimizde evi işler yerine ibadetleri önceliklendirmek sırat köprüsünden geçmek gibidir diyebilir miyiz? Çok güzel. Şimdi sevgili kardeşler, yani dün de yapılıyor ve her zaman yapılan bir derstir. Kalbim ve... Bak, mikrofonunuz kapalı. He, öyle mi? Evet. Teşekkür ederim, sağ ol. Dün de yapıldı ve mutadit derslerde de yapıldı. Kalbim ve ruhun derece hayatına çık, ustad diyor. Nerede diyor, hatırlayan var mı? Kalbim ve ruhun derece hayatına çık. Mektubata geçiyor. Olmaz. Kalbim ve ruhun derece hayatına çık. Meşhur bir yer. Lemalar. 17. lema. Şimdi bak, şey için demiyorum, maşallah kendi için değil de egzersiz olsun diye söylüyorum. Ben de hatırlamıyorum ki. Kalbin ve ruhun derece hayatına girip Mehmet de dediği için bununla da alakalı. Yani de, yoldan çıkmıyorum. Kardeşim, çok uçuk zannediliyor kalbin, ruhun derece hayat. Niçin bilmiyoruz. Yani bakmamışız. Kalp arşın simgesidir. Sesi gelmiyor Hasan abi. Nasıl gelmiyor? Şu anda gelmiyor mu? Tamam. Geliyor mu arkadaşlar? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Geliyor abi. Tamam. Tamam. Bak. Şeceri hilkatı hatırlayın. Yoksa evinizde onun fotoğrafını çekin, asın. Çünkü ustadın arkasında da şey var, leva vardı. O hem baka baka hafızanıza yerleşir. Kalp, Kabe, arş aynı. Allah Resulü'nün hadisi. Tamam. Arş nedir? Yani ayağımız yere basarak gidelim. Ezber olmasın. Hemen sonucu söylerim. Değil ama bu. Çalıştığım için söylüyorum. Dikkat ederseniz dersimde, çalışmamışsam fikrim vardır ama gene beyan etmiyorum. Şu anda çalışmamışım diyorum. Ama çalıştım diyorsam çalışmışım. Buna çalışmışım. Arş nedir? Bizdeki karşılığı kalptir. Lef-i mahfuz karşılığı bizde dimağdır. Kürs nedir? Bizde karşılığı beşerdir. Arş dedik. Arş-ı azam nedir? Azam ruhtur. Ha. Şimdi arş ne var içeriğine? Esmaların perdesiz tecelli ettiği yerdir. Arş-ı azam. Arş dedim. Azam değil. Arş-ı azam ismi azamlarına oluyor. Arş isimlerin perdesiz tecelli ettiği yerdir. Kalp böyle bir şeydir. Mehmet'le alakalı, bunlarla alakalı. Peki nasıl çalışır? Ela bi zikrillahi tetmeyin kulub. Yani şeylerle çalışır. Zikirle, fiille. Fiil, eylem, ibadet. Eylemle çalışır. Kalbin işlettirilmesi zikir, yani eylem, Kur'an, takva. Peki kalbin derece hayatına girmek ne demek? Kalbe uygun yaşamak. O da nedir? Ahirete imanın artması nispetinde kalbin derece hayatına giriyorsun. Yani ahirete iman arttıkça dereceyi kalbe giriyorsun. O da nasıl artar? Takva neydi? Menihattan ve günahlardan. İkisi de lügata bakarsanız menihatla günah aynıdır. Ama dağlar kadar fark vardır. Söyleyeyim. 148 Kastamonu. Menihat, bidatlar, hurafeler, şirk, putlaştırmalar. Yani put yapıyoruz insanları. Bu menihattır. İtikattır bu. Günah ise malum haramlardır. Ha, o zaman kalp, ey ahirete iman, neyle olur? Ahirete iman, kalbi işlettirmekle, kalp de günahları, günahlar var ya, günahlarda kaçınmak, şey var ya böyle, değil,
Fiille, fiil. Fiil. Fiil yapmak. Tamam mı? Fiil, günahlardan otomatik kaçıyorsun, farzları yapıyorsun. Tamam, burada anlaştık mı? Ahireti, ahireti bırakmayacaksın, ahireti hayatının içine koyacaksın. Bugünkü ölüm korkusunda bir cümle geçiyordu. Çok acayip dönüşler vardı da şaşırdım. Şöyle diyor bir tanesi. Diyor ki, ölüm korkusu hayatın sonuna konulduğu için biz korkuyoruz. Ölüm korkusu hayatın içinde olursa ölüm korkusu olmaz. Resulullah koymuş aleyhissalatü vesselam. Ölmeden önce ölünüz. Hayatın içine koyunuz diyor ölümü. Nedir o? Huzuzat-ı nefsaniyeden sıyrılın. Oradaki hayatı buraya göre tanımlayın. Yani buradaki hayatın ahireti göre tanımla. Bedensel hayat, beşer hayat ölüyor. Ama ölmeden önce öldüm zaten. Ölmek ne demek? Beşeriyetten sıyrılmak demek. Ben zaten beşeriyetimi yaşamıyorum ki. Şunu bunu haramları yapmayınca o zaman ölmeden önce ölüyorsun. Çünkü ölüm nefsedir. Küllü nefsin zayikatul mevt. Şimdi bu ince ve derin olduğu için biraz uzatıyorum. O zaman kalbin derece hayatına girmek demek imani bil ahirette inkişaf etmektir. Kalbe giriyorsun. Bu da haramlardan kaçarak farzları yaparak mümkündür. Şimdi menyatta ve günahlar bu. Peki ruhun derece hayatına nasıl giriyorsun? İman ve itikat. Hangi iman? Ahiret iman değil. Allah'a iman ve hurafelerden, bidatlardan, şirklerden, bir sürü şeylerden. Bunu yaptıkça itikat ve iman, şirkler, bidatlar, hurafeler, şunlardan sıyrıldıkça eylem değil bu. En önemlisi de nedir biliyor musunuz? Allah'a imanı ortaya koyan nedir? Dostunu, düşmanını Allah'a göre yapacaksın. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Tamam. Ha, demek ki ruhun derece hayatına girmek, itikat ve imanını Allah ile anlamlandırmak, hayatının içerisine Allah'a koymak. Kalp, ruhun derece hayatına girmek. Bir daha, hayatının içerisine Allah'ı koyarsak, yani şirk, bidat, hurafe, tarafgirliklerimiz Allah eksenli, merkezli olursa ruhun derece hayatıdır. Kalbin derece hayatı ise ahiret eksenli, imani bil ahiretle, haramlardan kaçınarak, farzları yaparak. O zaman kalbin derece hayatına giriyoruz. Ne oluyor diyor 17. Lema'da, tamam da ne oluyor? Bak şimdi sonuca bakalım. Dünle yarını şimdi görüyorsun. Ne demek o diyor? Dün geceki Kadir gecesi vardı ya. Geçti. Bu Kadir gecesine bir daha gelmen için bir sene lazım. Ama kalbin derece hayatına zaman ve mekandan çıktığın için geçiyorsun, kalbin hayatına geçince mazi müstakbel yok. İmam-ı Mubin. Tamam. Mazi müstakbel yok. Dünkü Kadir gecesini bugünle yarınla görüyorsun. Sebebi Kadir gecesi, Kadir ismini azami derecede mazhar olduğun için mazi ve mustakbeli bir görecek makam alaya çıktığın zaman o Kadir gecesi hayatının her günü Kadir gecesi oluyor. Her gün Kadir gecesi oluyor. Arkadaşlar, çok fazla, çok kıymetli ibadet değil. Tamam? Büyükler büyük ibadet yaptıklarından büyük olmamışlar. Davaları büyük olduğu için büyük oldular. Bana Beyazıt-ı Mestam Hazretleri dedi ki bizatihi Kırıkhan'dayken orada bir cuma kıldırmayı nasip etti. Ben Cenab-ı Hak orada tabi namaz, vakit namazını döndüm. Arkada, mescidin arkasındaydı. Ama ben şizofrenilik oluyor bende. Onun için fazla sözümü kale almayacaksınız. Şizofrenilik var bende. Yoku varı yok zannediyor. Mihrapta döndüm, cemaat bana bakıyor. Ben de cemaatin arkasında Beyazıt-ı Bestami Hazretleri orada. Kabri orada. Böyle daldım. Sordum ona. Niye büyüksünüz? Diye sordum. Niye bu kadar büyüksünüz? Muhyiddin Arabi ondan etkilenmiş. Aslında vahdet-i vücudun ruhunu atan o. Niye büyüksünüz dedim. Tamam Mehmet? Hiç unutmuyor. Öyle dua ederken. Bana dedi ki, veya zannettim ki,
Sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyük olduk. Yani büyük adamlar büyük iş yaptıklarından sabaha ibadet, gündüz oruç değil. Ne yaptılar bunlar? Terkleri büyüktü. Kendilerini terk ettiler. Terk-i dava ettiler. Unutmayın, terk-i dava. Yani وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ. Bunun, bu ayetin şeyi nedir? اَلْهُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُوْزُ فِي اللّٰهِ. Allah'ın düşmanını dost edinmeyeceksin. Tamam. Bu ruhun derece hayatıdır. Bu da ne diyor? İnce ve derindir. Sırat köprüsüdür. Birisi itikattır sırat köprüsü, birisi eylemdir. Birisi itikattır, birisi sünnet-i seniyedir ya. Hatırlarsınız, böyle bir ders olmuştu. Sırat köprüsü, kabili burada olduğunu, her şeyin sureti burada olduğunu, sırat köprüsünün de burada olduğunu suretini. Ankara'dan bir abi aramıştı beni. Büyük abilerden hürmet ettim. Tabii sitem edecek kadar seviyorum. Ne ya dedi. Kabiri dedi, berzaha dünyaya getirdin. İyi dedi. Bari sırat köprüsünü de dünyaya getirseydin dedi ya. Bu ne ya dedi, ne yaptın dedi ya. Tamam abi, tamam abi. Biraz havasını aldı falan. Yavaş, tamam abi. Tamam, ne diyeceksin dedi. Kabiri dünyaya getirdin. Hadi bakalım dedi, sakinleşti. Sırat köprüsünü de getir dünyaya dedi. Zaten cennet cehennemi de getirdin dedi. He? Zaten burada sırat. Ben öyle demedim. Zaten burada demedim. Dedim ki, abi, değil sırat köprüsü. Allah da burada. Sırat köprüsü ne? Allah da burada, biliyor musun? Durdu. Hasan kardeş dedi, senin külliyat farklı mı ya dedi. Ben siyah kalplerden uzanan elleri öptürecekti boğulmasaydı. Din adına at hırsızları, bidat, hurafe, din adına uyduruk şeyleri anlatanların din adına elini öpecektik. Öpün bunun elini. Bu öpmeyi de ustad diyor. Bir padişah aliden size mendile sarılmış bir ceviz gelse, mendil. Değil onu, mendil bile öpülür. Padişah Ali'den geliyor. Hatırladınız değil mi Risale'de? Din adına o insanların kara kalplerin uzantısının din adına öpecektik. Adama kürsü çıkıyor. Din adına ne geliyorsa konuşuyor. Din oluyor. Acayip bir dünya işte. Evet. Çok ince, çok derindir. Mehmet'im olmuştur inşallah. Tabii olur. Zaten gücüm de etmez daha ilerisi. Hem bu birinci mertebe, bak birinci mertebe, bana mahsus gayet emniyetli bir muhakeme hissi. Bunu biraz konuşmuştum. Muhakeme. Kafaya iki tane şey koyacaksın. Yöntem. Kantar ve metre. Birisi muhakeme, birisi muvazene. Nerede söylüyor? 13. lemanın sonunda muhakematın 49. sayfasında. Tamam. Şimdi muhakeme hissi gayet ruhlu bir muamele imani. Ha, birisi kantar, birisi metre. Ve gayet gizli bir mukalemeyi kalbi suretinde mütenevi derin dertlerime şifa olarak, yani bir dert değil, çok dertlerimize şifa. Mesela ölüm korkusunun temeli ruhu burada. Nasıl dedim bak. Ölüm korkusu, bugün 15 dakikalık bir sesli yaptım. Ölüm korkusu hayatın sonuna ölümü koyduğumuz için korku oluyor. Hayatın içine koyacaksın. Ne demek hayatın içine koymak? Ölümü korkusun değil, ölümü hayatın içine koydun mu? Helal, haram, doğru, yanlış, ha, batıl. Bunun yanında olmam lazım. Ya bunun yanında olmamam lazım. Bu doğru, bu yanlış. Hayatın içine koydun mu? Hayatını ahiretle anlam buluyor. Zaten orayı burada yaşadığın için zaten oradasın. Surette buradasın.
O zaman ne oluyor? Küllü nefsin zayikatül mevt. Nefis ölümü tadacaktır. Küllü ruhun, vicdanın ölecek demiyor ki. Küllü kalbin, küllü ruhun zayikatül mevt yok ki. Nefis ölümü tadacak. Yani zaten nefis öldürdüm ben. Nefsin isteklerini vermeyince ölmedi mi? Zina yapmıyorsun, içki içmiyorsun, televizyonlardan uzak duruyorsun, videolardan uzak duruyorsun, heveslerden uzak duruyorsun. Dostum da Allah dostları, düşmanlarım da Allah düşmanları. Tamam, o kadar. Yani uçacaksın, kaçacaksın dememiş ki zor olsun. Ha, orayı, oradaki ahirete imanı hayatın içine koydun mu nefis öldü zaten. Ölmeden önce ölünüz. Öldükten sonra ölsen ne olur? Allah Resulü diyor, ölmeden önce ölünüz. Hayatınızın içerisine ahireti koyun diyor. Beşeriyetinizden çıkın. Hayatınızı ahiretle hayatlandırınız. İmanla zinetlendiriniz. Bu manevi diyor. Bak, manevi ve derin dertlerime. Görüyor musunuz? Hem manevi hem dert. Mesela şu kafadaki iki yapılanmayı bilme de vehim ve vesveseden çık hadi. Ölüm korkusundan, koronadan çık hadi göreyim. Nedir o? Allah'ın en büyük ihsanı, ikramı. Ustadımızı Allah vermiş. Kafada meratip var diyor. Bir tarafın korkuyorsa bir üst mertebeye geç, ondan tanımlandır. Serbest bölge bir sistem var. Bir sürü şeyler giriyor. Bir sürü yani. Onları ortadan kaldırmıyorsun. Onlardan kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Zaten sistem böyle çalışıyor. Ha? Ve biraz hassas oldunuz mu tefekkür ederek? Orada çalışanları, sıkıntına vesile olanları şöyle dur bakayım. Ben şu bilgisayara bakar gibi, kaleme bakar gibi aynı hayalin içine bakıyorum. Nasıl oluyor? Alıştırınız kendinizi, kendinizle tefekkür etmeye. Kendinizi seyrederek. Mehmet nasıl yapacaksın? Mehmet, şu tavana bakar mısın abi? Sen kendi tavanına bakar mısın? Bir bak. Tamam. Şu anda hayalin, gözün bende olsun. Hayalin çık abi oraya, baktığın yere. Görüyorum orada fotoğrafı. Oradan kendini görüyor musun? Oradan kendimi hayal etmem lazım. Kendimi. İşte hayalin yapacaksın. Bak şimdi, ama bana bakacaksın. Gözü bakacaksın. Gözünü kapatmadan. Şimdi bak, yukarıya baktın mı İbrahim? İbrahim. Ha, şimdi indir. Şimdi bana bak. Hayalin çıkar mısın baktığın yere? Tamam abi. Oradan kafana bakar mısın takkene? Tamam. Bak bakayım becerebilecek misin? Yani takkesiz baktım. Takkeyi de al. Takkeyi alayım mı? Gözü kapama, olmaz, bana bakacaksın. Tamam. Hadi bak, alışa alışa kendine bakacaksın. Bu suret. Sonra ne olacak biliyor musun? Kendinle yorumlayacaksın. Sonra kendinde seyahat edeceksin. Kendini kendin seveceksin. Seyahat ettiğin zaman başka bir yer aramayacaksın. Bir şey seyretmek istediğin zaman bir yer açmayacaksın. Gireceksin, seyredeceksin böyle. Bak mesela, ben biraz fazla yaptığım için şu anda oraya bakıyorum, bak Silivri'ye doğru. Ama inanın hem arkamı, ensemi de görüyorum. Yalan söylemiyorum. Şu anda ensemi de görüyorum. Biraz böyle kafanın içerisinde şey yapabiliyorum. Bu mesela, bu sıkıntı, bu yumak nedir? Yapalım. Pencereleri açalım mı abi? Oksijen gelmiyor belki. Gelmiyor ondan, evet. Niçin söyledim bunu? Yapa yapa gelişiyor. Tefekkür işte. Kendini kendinle. Tefekkür demek... Kendinin kendinde seyahat etme yetisi ve yetkisini alıyorsun. Müsaade ediyorsun, dolaş diyorsun. Niye herkes kaçıyor kendisinden? Kaçmak ne demek? Eve geliyor, hemen açıyor televizyonu. Veya telefonla, YouTube. Arabaya biniyor, zong 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 zong. İş yerine, bu kaçıştır. Zevk değil. Kendisiyle hiç tanışmak istemiyor. Kendisiyle baş başa kalmak, hoşa. Kendisiyle hiç baş başa kalamaz. Oysa büyük zatlar mağaraya çekilmiş İslam cemiyetinde. İmam-ı Gazali 10 sene mağaradan inmemiş. Allah Resulü Hira'sına giderdi. Tur-i Sina'sına girerdi. Hiran dağlarına girerdi. Hangi peygamber, hangi büyük zat var ki mağarası yoktur? Modern mağaralar var şimdi, medreseler. Demek ki derin ve ince, mütenevi derin dertlerime şifa olarak tebarruz etmiş. Bu dördüncü şu an. Mesela bir başta demişler, gittikçe inşap eder. Evet, gittikçe. Mektubatta bir yer var da. Ne var mektubatta? Mektubatta diyor ki abi, fakat gittikçe inşap eder, daha ziyade parlar. Zaten sahil telifata muhalif olarak ekser sözlerin başları mücmeel başlar, gittikçe genişlenir, tenevün eder. Mektubat kaç? Mektubat 360. Tamam, bu.
Yani o su deposunu öyle misallendirir. Gittikçe genişlenir. Gittikçe. Gittikçe. Genişlenir sonra tenevür eder. Sonra tenevür eder. Allah Allah. Bu ders oturmak ne demek biliyor musun şu anda? Kendim kendime yeti ve yetki verdim. Anlayacak benim, anlayacak da, anlaşılacak benim, anlayacak da benim. Tefekkür edilen de, eden de benim. Gezecek de, gezilecek de yer benim. Müsaade edilen de, müsaade eden de benim. Seven de, sevilen benim. Tanışan da, tanışılan da benim. Gitmek de, gidilen yer de benim. Hep benim. Ben, ben değil. Ne ararsın Şan Buhara'da? Hakikati kendinden ara. Yani derse oturmak, kitap okumak, Kur'an okumak, yani kendine yetki veriyorsun. Kendini, kendine keşfetmeye yetki veriyorsun. Ya şöyle bir misal verebilir miyim abi? Yani Üstad Hazretleri diyor ya, bir şey maddi hayattan uzaklaştıkça manevi hayata yakınlaşır, nuru hayat daha ziyadeleşir. Buna da benzetebiliriz. Aynen. Yani. İçeriye girdikçe daha da böyle şey derinleşiyor. İçeriği zannedince Mehmet, karaciğer böbrek zannediyor. Kardeşim bak, düşüncelerin ifrat ve tefritinden, aha bak, geliyor, Allahsız düşünce, ha diyorsun bak Allahsız, Kadir'i Allahsız düşünüyor. Mesela bir empati yapmak, mesela diyor, ya böyle dedi, ya der ya, niye kızıyorsun, hep o değil ki. Süleyman doktor, ya bunu bana nasıl dedi ya, ne dedi ya, vefasız ama. Yok der kardeşim insan. İnsan der ya. Gaflet uyku gibidir. Uykuda her şeyi kaçırıyoruz affedersiniz ama. Gaflette de ağzımızdan da, düşüncelerimizden, gözümüzden de kaçıyor. Hep o mudur? Ha, bu ne demek? İçeriden bakmaktır. Bütünsel bakıştır bu. Bir şey takılırsan, ya bunu niye dedi? Mesela bana fatura kesen var. Diyor ki o derste bu lafı bana gönderdi diyor. Alaka kesiyor. Ya şeyle bakıyor yani. Bir şeyi genelliyor. Yani resmi bütünsel göremiyor. Yani böyleyiz yani maalesef. Ama küfrani nimette yok. Ve ma bi nimeti rabbike fehaddis. Rabbinin nimeti şu gün için tadadı. Çok şükür Risale-i Nur bu dersi verdi. 13. şurada diyor ki Risale-i Nur terbiye etmiyor mu diye şüphelendirmesin sizi. Çok şükür elhamdülillah. Elhamdülillah ben hayal edemeyeceğim kadar beni terbiye etmiş Risale-i Nur. Ben nurları tanımadan önce namazım yoktu. Öyle tek tük vardı. Yani hayal edemeyeceğim, şu anda hayalimi ve fikirlerimi nurlardan önce hayal edemezdim. Ben hayal edemediğim yerdeyim fikir itibariyle. Onu da Risale-i Nur verdi. Niye? Küfrani nimet etmemek için. Risale-i Nur terbiye etmiyor, zannettirmesin diye. Ya. Bana tam tevafuk eden, ne kadar tevafuk ederse ama tam tevafuk eden, tam hissedebilir. Yoksa tam zevk edemez. Olsun. Kâr kârdır. Biz şimdi geldik 63. sayfada. Yani bu sayfayı okuduk. Şöyle. Şurayı böyle kardeşlere de göstereyim. Şu sayfayı okuduk. Şunu da okuduk bir iki ayda. Şurayı da okuduk. Şimdi buradayım. Şimdi burayı bitirebilirsek tamam bu akşam. Hadi bismillah. 63. Şualar. Hem o şuur-u imani ile. Şuur-u imani. İ çekiyor. Takke koymuş. Doktor. Şuur, normal birinci iman şu. İmani İnsana girse ne yapar? Hayatımızı anlamlandırır. Helal, haram, deme, gitme. Bu hayat farklılaşır. İman girdi ya, farklılaşır. Yani diğerleri gibi değilsin. Bir de içine iman girdi ya. İmanının içine girersen, içinin içine, onun adı takke koymak, şuuru imani. İçin içine girdin mi, senin içinin içine giriyorsun. Bu sefer orası, burası fark etmiyor. Ustad da ne diyor buna? Alemi şehadet diyor. Alemi gaybın üzerine tenteneli bir perdedir diyor. Tentene şu. Hani kızların kanepçe yaparlar ya böyle. O ya bir de perdeler. Uzaktan bakarsanız böyle düz peziçe olur. Ama bak şimdi.
Uzaktan baktım. Böyle yaklaş, 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 yaklaş. Ooo bak. Dünya, alem-i şehadete ahiret bitişik değil. Aynı değil. Aynı yerde şu her bir hava zerresinde bütün FM dalgaları var. Gibi boyut farklılığından diyeyim, bütün alem aynı alemde, alem-i şehadette. Hepsi birbirine bindirilmiş. Bitişik arsa, bu arsa ile bu arsa değil. Kalkıyor battaniye kalktıkça, ha ne kadar alem var? 18 tane, 18 bin. İnsana kodlanmış 18 bin alem, üzerine bindirilmiş. Et kemik zannetme, bunu at gibi kullanıyoruz. Ata binmişiz. Yani tefekkür etmek. Mesela bugün ölüm korkusuyla alakalı. Niye dedim camidat da ölüm korkusu yok. Nebatat da ölüm korkusu yok. Hayvanlarda yok. Burada sığırı keserken oradaki otlar. Sonra çocuklarda yok. Sırayla gidiyorum. Sonra akıl fedailerinde yok. Yani özürlü. Sonra kimde yok? Meleklerde ölüm korkusu yok. Yok onlarda da. Peki cinlerde mi bizde var? Ölecekler ama niye korkusu yok? Ki, o ahirette haşir meydanında küllü şeyin halikünle elveçe. O kıyamet olacak, şey toplanacak ama alem-i şehadette ölüm yok meleklerin vazifeli. Ağaçlara melekel, melaikelerin hücreleri olan meleklerin ölüm korkusu var mı? Dünyada öleceğiz var mı? Yok. Ama oralı burada. İman da öyle. Buranın cinsinden değil. İman oralıdır ama burada. Ruhumuz da öyle. Ölüm korkusu yok. Camidat, nebatat, hayvanat, melekler ve ruhanilerin ölüm korkusu yok. Ölmeyecekler çünkü. Peki çocuğun niye ölüm korkusu yok? Çünkü fikri yok. Ha, ölüm korkusu aslında bağlardan oluşan fikirdir. Mektubatta lemalarda ne diyor? Ölüm korkusu diyor, firaktır diyor. Eğer firak olmasaydı ölüm gelip ruhumuzu alamazdı diyor. Ölüm korkusu firaktır. Bağların adının adıdır yani ölüm korkusu. Ondan ayrılacağım eşimden, aşımdan, yatımdan, katımdan, aşımdan, işimden. Bağdır. Bağ. Ama Allah ve ahiret bağı arttıkça bu bağlar azalıyor. Mesela diyelim ki ben çocuğum yok ya. Çocuğu ölenleri anlayamıyorum. Yani fikrem biliyorum tabii. Bilemiyorum yani. Aç olmayan, acıkmayan melaike insanların açlığını anlar mı? Anlamaz. O zaman madem camidatın, ölünün, bitkilerin, hayvanların, çocukların, akıl özürlülerin, meleklerin ölüm korkusu yok. Çünkü fikirleri yok. Çünkü bağları yok. Ha, o zaman ölüm, beraber gidiyoruz. Ölüm korkusu kurulan bağlardan hasıl olan bir İntisaptır. Çocukta böyle bir şey yok ki. Gençlikte de bizde ölüm korkusu yoktu. Bağ arttıkça, yaşlandıkça ölüm korkusu başlıyor. Yaşlandıkları için değil. Bağ çoğalmış. Eskide biz ortaokuldayken bir sınıf işte buradan 5 alsam yeter. Başka bir korku şeyimiz yoktu. Duvarlardan şey yapardık. Şerefelerde koşardık. O zaman bağdır. Bağın kuvvetliyse ona da ölüm korkusu. Bu bağı zayıflatan hayatının içerisine Kur'an'ı ve ahireti yani Allah'ı ve ahireti imanı arttırdın mı bu bağ kuvvetlendikçe bu baskılanıyor. Mesela şu anda güneş yok, ay çıktı. Gündüz ay yok muydu? Vardı. Ay vardı. Niye gözükmüyordu? Güneş onu kapatmıştı. Baskılamıştı. Şimdi mesela şu kırmızıdır. Yani yeşil yok mu bunda? 6 tane renk var ama onlar baskılandı. Öne çıkan budur. Öne çıktığı için bu, öne çıktığı için 6 tanesi gözükmüyor. O var ya, o zaman Kur'an, Allah'a iman ve ahirete iman bağı arttıkça diğer bağlar yok olmuyor, paskılanıyor. O zaman sana tesir olmuyor. Hem şu o şuur imaniyle, o şuurun imaniyle ne demek? Yani iman bize girerse hayatımızdaki doğruları, yanlışları hayatın şekli değil. İman, imanın içine girdin mi artık
iman seni koruyor. Orası ile burası gaybla şahadet derecene göre ayan oluyor. Mesela bir misal söyleyeyim. Hepinizi soruyorum. Ama ifade etmenize etmeyin. Bu hazır şey canlı yayındakilere de söylüyorum. Soruyorum. Ahiret sizin için ahirete iman ne kadar şeydir mesela? Acabası var mı? Ne kadar var sizce? Ahirete iman. Yani ne kadardır sizce böyle tereddüt, şüphe? Mesela bana cami hocası demişti. Bütün iman meseleleri tamam da dedi. Hocam dedi. Nurcu değildi. X bir hoca. Şimdi elhamdülillah çok iyi bir nurcu. Ya dedi. Ha? Bitir de ben söyleyeceğim. Dedi ki. Ya bu ahiret meselesi, inanın bana yalan söylemem. Yalan nafsı kafirdir. Hoca, cami imamı dedi ki, ya dedi, tam inanamıyorum ben dedi ya, oturmamış dedi. Ben onunla her gün bir sayfa, şey bir saat okuma şartıyla 10. sözü bitirdik. Ve onunla bir onu bitirdik ve Nurcu oldu. Çok iyi bir hizmet ediyor. Efendim Mehmet. Zaruret ve bedahat derecesinde. İman değil mi? Ahiret. Ahiret. Çünkü kaç ay oldu anne babanı kaybettin? Bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay. İkisini kaybetti sırayla. 27 gün aralıklarla. Hepten hadiseler niye zaruret ve bedaat haline gelmiş ahirete iman? Herkese farklı. Bir, anne babasını 27 gün aralıklarla kaybetti. Bela musibet. Bir de hastalık geçirmesi sahir. Bir de hastalık tepesine binmişti zamanında. Ne yaptı? İlle ilimle değil, illa amelle değil. Allah o hissini aktif etti. Üzerindeki battaniyeyi kaldırdı. Herkes derecesine göre ahiret, zaruret ve bedaat derecesine fikir seviyesinde olur. Gir içerisine vicdandaki his, kalpteki duygu, ruhtaki latife seviyesine. Hazreti Ali söylediyordu. Ustad Hazretleri kabirde vefat etmiş kadın kopmuş tesbihini dizerken seyrediyor. Şimdi bunda kabire girmekte korkar mı? Şeyde de talebesinde yani şüphe olmaz zannetmiyorum. Şüphe olmaz da. Olmaz. Şüphe değil de böyle. Ne kadar yakiniyet, yani ifade edemiyorum soruyu da. Ne kadar yakiniyet hissediyorsun? Dereceler vardır. Ne kadar yakın hissediyorsun her gün? Derece var. Hem o şuur imaniyle. Niçin sordum bunun için? Ustad diyor ki, dava adamı, kimin himmeti, milleti ise o tek başına büyük bir millettir ya. Şuur imani girdi mi ne yapacak? Şu, neticeyi hayatım, vazifeyi fıtratım, sebebi saadetim. Bak, neticeyi düşünür müsünüz böyle? Neticeyi hayatım, hayatımın neticesi, sebebi saadetim, saadet sebebim, vazifeyi fıtratım olan Risale-i Nur dahi. Ustada ait değil bu. Risale-i Kur'an hakikatleri. Ama bu kimlikle geldi. Kur'an'ın icaz manevisi. Bir, neticeyi hayatım diyor. Üç tane sayıyor. Hayatımın neticesi. Biz bunun için yaşıyoruz. Bunun için geldik. İki, sebebi saadetim. Üç, vazifeyi fıtratım. Risale-i Nur. Yani Kur'an hakikatleri. Dahi ziyandan, maftan, faydasız kalmasından ve manen kurumasından kurtulmalarını ve meyvedar baki kalmalarını o intisab-ı imani ile o intisab-ı imani iman bir intisaptır. İman nurdur, iman bir kuvvettir ya, realitedir. Bak, iman nurdur. İman iki şey içine barındırıyor. İman hem nurdur hem kuvvettir. Nur demek ahirete iman. Yani nur lambayı tuttuğunuz zaman önünüzü hatırlatır ya, aydınlatır. İman nurdur hem kuvvettir. Nur demek önünü aydınlatıyor. İnsanın önü nedir? Kabir. Kabir tanımlayan ahirete iman. İman kuvvettir, dayanak noktası böyle. Allah'a iman. İman realitedir böyle. İnsanın şu hazır zamandaki, andaki zamanın kanatlarını genişlendiriyor. Kaç zamana götürüyor? Şu anda zaman, mazi, müstakbel. İstikbalden hale olup denir. O kadar. Fende, yani bir bilimde zaman ikidir. Gelecek zaman, geçmiş zaman, bir de şimdiki zaman akıyor üç.
Oysa şuaların en sonunda 29. Lema-i Arabiye'de ve 17. sözde zaman 6'dır. Sağıma baktım, soluma baktım, önüme, arkama, alta, üste. 6 tane zaman akıyor. 6 tane mana sesi. Şimdi demek ki neticeyi hayatım koy tencereye, sebebi saadetim koy tencereye, vazife-i fıtratım Risale-i Nur. Maftan yani Kur'an hakikatları devam ediyor. Alemimize sebebi saadetim bak. Mesela makbul olduğunu nerede biliyorum? Kendim deneyimliyorum. Kendim şahidim. Mesela bugün ölüm korkusuna ait bunu da söylemiştim. Arkadaşlar kader risalesinden şunu anlıyorum. Maziniz var mı İbrahim? Nerede? Zuhra. Mazimiz neredeyse istikbal da oradadır. İstikbal olmayacak zaten var. Allah için geçmiş gelecek yoktur hep var. Peki fark şu nedir? Arkadaşlar istikbaliniz zaten mevcut. Aynen var. İradeyle sen onaylamışsın. Alem-i şehadete geldiği zaman ya reddedeceksin lehine dönecek ya reddedeceksin aleyhine dönecek ya reddedeceksin aleyhine dönecek ya onaylayacaksın lehine dönecek. Bunlar sakın cebir deme. Eski plaklar olurdu ya böyle. Büyük böyle. Ha, plak çeviriydi. Ha. İğnesi vardı böyle. İğnesi var. Onu koyardın. Ortaya koyardın. Ortadan çalardı. He. Sonuna başına nereye koyarsan oradan çalardı. Aynen bak. Biliyorsun, çok güzel. İşte o aynen onun gibi. Biz şu anda şu iğnenin değdiği oradayız yani. Tamam. Öyle arkası. Hepsi plak plak biliyor yani. Musun eski bir doktor? Evet. Ha, plak. İğneyi koyardın başa. Ama yok canım sıkıldı. İğneyi sarma yoktu. Kaldırırdın iğneyi. Koyduğun yerden başlardı. Şimdi bir daha. Allah için mazi müstakbel yok. İmam-ı Mubin. Şimdi bizim mazimiz nerede? İstikbal da orada. Olmayacak, olmuş zaten. Senin istikbali bitmiş. Neyle yaptın abi? Ben yoktum orada, iradem vardı. İhtiyarla alem-i şehadete. Ha neyse, konumuz o değil. Alem-i şehadete gelince bu dere akıyor. Sen derenin kenarındasın. Oradan şey akıyor. Eylük akıyor. Yukarıdan gidiyor. Elma akıyor, saman akıyor. Elma var. Şimdi bu ister kabul et, ister etme. Dere akıyor mu? Ha, onaylarsan lehine dönüyor. Onaylamaz, reddedersen aleyhine dönüyor. Hadiseler bu. İstesen de istemesen de benim zaten hayatım akacak. O hastalıklar olacak. Hasan abim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benim güzel abim. Arabadayım. İnemiyorum. Heyecanla dinlemekten. Hakkınızı helal edin. Şunu söylemek istiyorum. Siz az önce öyle altı zamandan bahsettiniz değil mi abi? Evet, iman altı zamanı aydınlatıyor diyor. Evet, ben abi size bir yedinci zamandan bahsedeyim. Eyvah. Zaten adam dedi ki bana, ben zaten bu kadarını yapamıyordum, nereden çıktı? Yani Allah'ı niye görmüyoruz diye bana geldi de, ben de dedim ki sen kendini görüyor musun dedim. Ne diyorsun dedi. Bu ben miyim? Allah'ı görmüyorum. Sen kendini görüyor musun ki Allah'ı görüyor? Yani bu benim vücudum, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben, o sensin. Ya ne oldu dedi, ben Allah'ı görmüyorum. Niye göremiyorum diyecek. Şimdi kendi. Evet şimdi sen yediği de çoğaltın. Söyle abi. Mesela abi iman hakikatleri altıdır diyoruz. Ama bir şekilde de İslam İslam yaşantısını da o beş hakikatte yedinci olarak sayılmıyor muyuz abi? Evet. Hakikat evet. Hakikat İslamiye 131 Kastamonu. 131'de geçiyor Hakikat İslamiye. Ön, arka, üst, alt. Nereyi saymadık abi? Duydunuz mu? Alt, on, sağ, sol, altı cihet. Siz de dönmüş zamansınız. Kaderle hayrı ve şerre o sizde oluyor işte abi. O sizde oluyor. O yedinci zaman aslında sizsiniz. Manzara âlâ. Ben. Diyor ki Gafur, şimdi sesini kapat. Kader risalesini hatırladınız mı? Kaçıncı risale? 26. Sonunda ne var biliyor musun? Zey. Zey'le 4 tane hatlı var. İçeriği nedir orada? Uygulaması gibi yani. Ha, uygulaması harika. Şimdi ya kader risalesinin zeyline bakın, ne işi var orada? Hayri ve şer, yani uygulaması. Yani
5 tane iman esasını onaylayan kişinin kendi haleti rüyesi. Hiçbirisinin izahı yok iman esaslarında. Kaderin izahı var. Amentu billahi ve melaiketihi, Allah'a iman, meleklere iman ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir. Hiçbirisinin izahı yok. Hüküm var. Allah'a iman, meleklere ve melaiketihi, kitaplara, peygambere, haşre, kadere bak ne diyor, izah var. Ve bil kaderi bırakmıyor. Hayrihi ve şerrihi. Dere akıyor, onaylarsan hayrihi, reddedersen şerrihi. Zaten akacaktır o. Hayrihi ve şerrihi, bak içeriği var. Ne demek hayrihi ve şerrihi? 5 tane iman esasını aleminde anlamlandıran kişinin kendisi. Kendisi. Kader Risalesi'nin zeylinde enfusu anlatıyor. 4 hatve. 4 hatve, dima, vicdan, kalp ve ruhun bütünselliğiyle kader. Bak, onun için kader en sona konmuş. Enfusi taşımış kaderi. Dikkat edin. Kader Risalesi'nin sonundaki zey enfusidir. Enfusi derstir. Bak. Mesela diyor ki orada bir tane. Meal söyleyeyim. Ayet. Orada ayet var. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Ben şimdi bir ceza vereceğim size diyor. Allah dünyada. Ne ceza vereceğim? Kafanıza yağ, taş yağdıracağım. İşlerinizi kesat yapacağım, hastalık mı? Hayır. Siz mi Allah'ı unuttunuz? Cezaya bak. Ben de sizi unutturacağım. Sizi unutturacağım. Adam kendisinden haberi yok diyor ustad. Kendisini unutmuş, kendine haberi yok. Yaşadığının farkında değil. Ondan söylüyorum ki, Gazali diyor ki, insanlığının kıymetini bil. Ölünce bir daha insan olamayacaksın. Yani insan olduğumuzu, değil insan olduğumu, yaşadığımızın kaç kişi farkında? Yaşadığının farkında değil. Yaşadığımızı kim farkında? Yaşadığımız hayatı, yaşadığımıza dair bize bu farkındalığı veren nedir biliyor musunuz? Ölüm korkusudur. Ölüm hayata anlam katmak içindir. Yaşadığımızı fark ettirmek içindir. Ölüm korkusunu kaldırın. Ne olur hayat? Seyredin bakalım. Ölüm korkusu yok. Doğrular, yanlışlar, helal, haram, zulüm, hak, batıl, kul hakkı olmaz, haramdır, ayıptır, günahdır, olmaz, yakışmaz. Lan olur muydu? Ha, hayatı hayat yapan ölüm korkusudur. Yaşadığımızı fark ettiren odur. Hayatın içerisinde mayadır ya. İyi ki var ya. Zaten bu saatte niye adam girmiş? Saat gecenin ikisi Amerika'da şimdi girmiş. Kafadan eksik. Niye giriyorsun kardeşim? Git televizyon seyret. Git video seyret. Diğerleri de öyle. Bak adam arabadan inmiyor. Yok kafa. Ya şu. Dünya kayfası. Latife yapıyorum da. Hayatın içerisine bunları koyduğun zaman hayat anlamını bulur. Hadiseler basamak olur. Tersini düşünün. Hayatımız için ölüm yok. Hayat anlamlandırmamış. Bütün o başımıza gelenler alt alta dizilir. Bodurma yolu olur. İntihar seçenek olur. Çünkü hayat anlamını yitirir. Ya, hayatın anlamını kazandıran ölümdür. Onun için اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَفْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ مَعْبَعَوَلَا İlahi. Bak, ölümü de hayatı da halk eden O'dur. Meft ayrıdır. Ölüm ayrıdır. Ecel ayrıdır. Çok anlatmışım, girmeyeceğim şimdi. Meft ayrıdır. Mevt için ne diyor? Tebdili mekandır. Değil mi? Peki ölüm nedir? Çekirdeğin ağaç olmasıdır. Ecel nedir? Çıkış sebebindir. Kanserle, trafik kazasıyla. Mesela terist tezkeresi nedir askerde? Köprücüydü adam. Panyacıydı. Adam havacıydı, denizciydi, bilmem neciydi. Aşçıydım diyor, berberdim diyor. Ha, askeri de terist tezkeresine şunu yazarlar. Tezkereye. Bu berberdi. Ha, ecel bu kanserle çıktı, terisi oldu. Ecel çıkış sebebi. Ölüm ise çekirdeğin ağaç olmasıdır. Meft ise mekan değişikliğidir. Yani çekirdeğin ağaç olması değil. Tahvili vücuttur, ıtlak ruhtur, tebdili mekandır. Zindani dünyadan bostancına çıkıştır vesaire. Nerede anlatıyor? 232 mektubat. Bir de ikinci mektup daha. İkinci mektup. Çok hoş ya. Dördüncü şu an çok hoş. O kadar bereketli dersi ki. Çok şükür. İyi ki var. İçimden geldi.
Oh. Bir de okuyayım. Risale-i Nur, netice hayatım, sebebi saadetim, vazife-i fıtratım olan Risale-i Nur dahi, yani Kur'an hakikatları dahi ziyandan. Okuyoruz, ziyan olmayacak. Ziyan olmayacak arkadaşlar. Hayatımızı ziyandan kurtarmış. Hayatımızın içine Risale-i Nur koyunca hayatımız ziyandan, hayatımız maftan, hayatımız faydasız kalmasından, hayatımız manen kurumasından, mayasız olmasından kurtulup meyvedar baki kalmalarına sebep oluyor Risale-i Nur. Anladınız mı bak? Yoksa Risale-i Nur olmasa hayatımız mahvolacaktı İbrahim. Faydasız, kuruyacaktı, meyvesiz olacaktı. Ne yapıyor bu Risale-i Nur? Burada olup buralı olmayan imanımızı inkişaf ettiriyor. İmanı olmayana iman, olanın da çapını genişlettiriyor Risale-i Nur. Ne yaptım? Diyor ki, o intisab-ı imanı yapıyor, vesile oluyor. İman bir intisaptır. 69'da mıydı abiler? 69'da şöyleydi. İman gözüyle gördüm ki, bak iman gözlük vermiş, siyah veya beyaz. Bak iman bir gözlük vermiş Mehmet. İman gözlüğü bak ne yapmış. Bu zerecik vücudum hadsiz vücudun aynısı. Sonra nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Sonra kendinden daha kıymetdar baki mutadit vücutları meyve veren bir kelimeyi hikmet hükmünde bulunduğunu esas okumak istedim şu. Mensubiyeti cihetiyle iman bir intisaptır. Allah'a bizi bağlıyor. Allah ne ki? Allah ne yani? Ne? Seni benim alemde ne ifade ediyor? Allah nedir ya? Ha, neyse imanla benim Allah ile benim aramda bir bağdır. İman bir bağdır. Mensubiyeti cihetiyle 100 sene değil, 500 sene değil, çınar ağacı gibi 700 sene değil. Mensubiyeti cihetiyle iman girdi mi mensup oluyorsun. Allah'a mensup oluyorsun. Bağ oluyor. Bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilme yakiniyle bildi. Mensubiyeti cihetiyle. Bir an yaşadın. Doğdun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yavaş bile demedin. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Demedin o kadar. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desen yetiyor. Bir an yaşaması baki ebedi vücut kadar kıymetdar olduğunu Kur'an'ın ilme lakinini bildi. 500 sene yaşamış Firavun. Bunu diyemediği için yaşamamış. Adem'e gitmiş. Hiç yaşamamış gibi kabul ediliyor. Onun için ahir zaman yapan kahtul ricaldır derler büyükler. Yani insan kıtlığı varmış. Ya 8 milyar insan var. İnsan yok. Beşer çok. İçi beşerlerle dolu çok. Ve insan yok. Beşer çok. Yaşamamış. Gelmiş yaşamamış. Bir bak mensubiyeti cihetiyle insan bir şey iman bir intisaptır. Bizi ona bağlıyor. Peki oraya bağlayınca ne oluyor? Oraya bağlayınca onunla anlam kazanıyorsun. İmanla değil. İman bağladı. Nereye bağladıysa onunla anlam kazanıyorsun. Allah ya. Allah ile anlam kazanıyorsun. Allah ile değer alıyorsun. Allahça sana cevap veriyor. İman nedir? Doğru itikada Allahça verilen cevaptır. Allah'ın verdiği cevap değil. Allahça verilen cevaptır. Allah ile değer alıyorsun ya. İman vesile oluyor. Bak ne diyor? O intisab ile iman. Bildim, hissettim. Bildim. İn aşağıya, kalbe, vicdana. Hissettim, kanaat getirdim. O da duygu, kalp. Bildim, dima, fikir. Hissettim vicdan, bildim ilmin mahiyeti, kalp. Ne olmuş? Bildim kendi bekamı lezzetinden çok ziyade bir manevi lezzet duydum. Yani bekamızı istiyoruz ya, ölmek oyunç istemiyoruz. Ölüm istememen sebebi beka istemek. Bak şimdi seni nerede kurtarıyor? Bırak diyor kendini. Seni imanla bağladı mı? Bağladı mı Allah'a? Senin bekan Allah'ın bekasıyla devam edecek. Allah'ın bekasını kazandın mı? Baki olduğunu anladın mı? Tamam. Bitti. Senin bekanı arama. Sendeki beka arzusu onun bakiliğini anlamak içindi. Yani aynasına mesela
Allah bize beka duygusu vermiş. Biz onun bakiliğini anlamaya vesile olacaktı bu. Ama o bekayı verdi, Allah'ı değil, kendi bekamızı aradık. Bedenin bekasını aradık, Allah belamızı verdi. İşte beka var ya, ebed yaşama. Biz kendimizi böyle hissettik. Kendim, ben ebedi yaşayayım, sonsuz yaşayayım ama mümkün değil. Bu sefer ölüm korkusu baş gösterdi, ölüm korkusu bu. Ama bendeki bakilik, beka arzusu, ebed arzusu, sonsuzluk arzusu, ölmemesi, onun o halini anlamak için, ilmimle ilmini, irademle iradesini, kudretimle kudretini, baki, bekamla bakiliğini, ya baki, entel baki. İki defa söyleniyor, aynı şey. Ya baki, entel baki, ya baki, entel baki. Birincisi, masivallah'tan, yani mevcudattan alakanı kesiyor. Bekaya hiç layık değiller. Ama bir boşluk oldu. İkincisiyle, ya baki, entel baki. İkincisiyle onunla dolduruyorsun. Ha, demek ki, bizdeki beka arzusu bakilimiz için değil, işte sıkıntı buradan. Bizdeki bulunan beka ile kendimin bekasını istedim. Onun peşine koştum, kendi bakim olayım. Hayır, sendeki bakilikle bakiliğini, iradenle iradesini, kudretinle kudretini anlamak için idi. İşte Risale-i Nur bu diyor fikirle, hisle diyor, bilme ile intisap yaptı bana. Kendi, bana ne kazandırdı Risale'nin, dedi ki, kendi bekanım var ya bekan, bekamın lezzetinden ziyade, çok ziyade bir manevi lezzet duydum. Neyle? Onun bekasını. Ben faniyim ama Allah baki. Ne karın var peki senin? Allah baki ama sen fanisin. İman ile ben onunla anlam kazandım. İman demek Allah ile anlam kazanmaktır. İman neydi? Doğru itikada Allahça verilen cevaptı. İman ettim. Değerim nedir? Allahça. İman edenin değeri Allahça biliniyor. Yok artık onun değeri. Mayen bir lezzeti yok. Mesela bir misal vereyim. Her şeyin diyor mayen bir sebebi vardır diyor. İşte her bir Kur'an'ın harfi, her bir namazın, her bir hayr hasenatın, ne bileyim her şeyin. Ama bir şeyin, amelin bir şeyin, bir de itikadın sebebi yok. Yani mayenliği yok. Orucu, oruçta imanın. Niye peki konmamış diye mektubatta oruç esaresine baktım. Anladım ruh. Niye orucun mayen bir sebebi yok? Ramazan orucu. Ama şeyin var. Geçirdik ya 3 tane. 13, 14, 15. Eyyami bizde. Birinci gün oruç tutan 10 bin sene. İkinci gün oruç tutan 100 bin sene. Üçüncü gün tutan 300 bin sene yaşamış, teheccüd namazını da kılmış, sevabını alacak. Ama belli. Ramazan'ın orucun sevabı var mı? Yok. Niçin? Bak niçin, müjdeyi söyleyeyim Mehmet. Benim o Ramazan'ı sen de anladığımı. İbrahim teraziye koydu günahlarını. Sevabını da koydu. Seni Allah affetmek isterse bu Ramazan'ını bu günahına aşacak şekilde kabul eder. 10 kilo lazım. Senin Ramazan 10 kilo kabul ediyor. Doktor senin sana 20 ton lazım sebap. Senin orucunu diyor. 20 ton kabul ediyorum. Çünkü orucu artık Allah nasıl ne kadar kabul ederse bu günaha göre kabul ediyor. Dedim ya, bugün mü söyledim ikindi namazında? Hatırladınız mı? Haşir meydanında hesabı melekler almayacak. Direkt Allah alacak. Niye? O kadar keyif veriyor ki. Gittin memura. Ya bu evrakları verdim. Beyefendi diyor, bu evrak bu sistemde yok. Ya bir şey yap. Yapamam ki diyor, sistem kabul etmiyor. Ya bir şey yap ya. Ya yapamam beyefendi, yapamam memur. Bilgisayar dışında bir şey yapabilir mi? Oradan müdür geldi. Fabrikanın sahibi geldi. Ne yapıyorsun memura diyor. Ne yapıyorsun? Efendim diyor, getirdi. Ne yapacağım? Sistem kabul etmiyor. Bu adam geçirdi. Tamam lan teyzem. Sistemin dışında muamele yap. Ha, fabrikanın sahibi, oranın müdürü, sistemin dışında yapabilme yetkisi var. Haşir meydanında hesap olacak.
Melekler diyor ki İbrahim getir sevabını getir. Sistem bu. Ya ne olur melaike efendi yani buna fazla sayılıcı. Ya ne yapayım ya sistem bu. Sistem almıyor ki giriş yok. Bilgisayarda veriyorsun. Ya ne olur ya melaike efendi şunu orucu biraz fazla say. Kainatın patronu direkt. Kainatın uydu geneli. Kainatın sahibi. Patron yani. Tamam ne kadar buna İbrahim'e sevap lazım? 2 ton. 20 ton verin. Çünkü Ramazan'ın mayın sebebi yok. Allah ne kadar koyarsa. Görüyor musun? Evet. Onun için hesabını kim alacakmış İbrahim? Elhamdülillah. Elhamdülillah diyor. Allah bile diyemiyor. Elhamdülillah diyor. Çok güzel bir şey. Bir de itikadın nesi yok? İmanın sebebi yok. Yani böyle bir sebebi yok. Nedir karşılığı? Allah'tır. İmanın karşılığı Allah'tır. Amelin karşılığı da değil ama yani Allah'ın ihsanıdır. Rızasıdır der. Orucun, yani yaşantımızın karşılığı nedir? Cennet değil. Rıza ilahidir. İmanın karşılığı direkt Allah'tır. Niye sevabı yok? Çünkü sonsuz yani hat hudut yok. Yani sevabı yok derken bu matematiksel, sayısal bir şey yok. Anladım da yani, bir hikmeti ne olabilir? Çünkü sonsuz olan bir şeye inanıyorsun yani hat hudut yok ki. Bir de şu cepten düşünsen mesela bütün peygamberlerin iman ettiğinde sen de iman ediyorsun. O zaman onlardan da hisse alıyorsun. Yani. Mesela Adem Aleyhisselam'a iman etmeyince ne olur? Kafir olur. O zaman bunun mefhumu muhalifi de var. Ben Adem Aleyhisselam'a iman etmeyince sonsuz cehennem olacaksam o zaman benim bir karım olacak da etmeyince zararım var. Onun tersi kadar karım olması lazım. Nedir o? Adem Aleyhisselam'a iman edersem amelin ortağım ve sebabım oradan başlıyor benim. Ömrüm oradan başladı. Ama ben buna kanaat edemiyorum. Adem Aleyhisselam'la ömür başlar mı ya? 756 şualar. Diyor ki mümin olan bir insan, mümin olan bir Müslümanın ömrü ezelden başlıyor. Allah kendisine koymuş. Yani oradan ömrümüz başlıyor. 756 şualar başında. Çok elhamdülillah. Ve işin başında Allah varsa İbrahim işimiz iyi elhamdülillah. Çok şükür. Sistemle muamele görmeyeceğiz. Allah'ın rızası çok büyüklerde değil yani. Bir defa kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın İbrahim? 22-23. Mehmet sen? 45. 45 de hiç Allah'ın rızasını tahsil edecek bir amelin olmadı mı? Bitti. İman işte. Bir tane usta diyor ki tevafuk niye böyle çok önemsiyor? Tevafuk Allah'ın iradesini onaylamasını gösteriyor. Küçük bir Allah'ın onaylaması yetiyor. Allah için büyük küçük yok. Bir tevafuk, bir iman, bir işte samimi bir namaz. Ya Allah memnun edecek 45 senede bir tane bir şeyin yok ya. Bitti. Efendim Gafur. Abi bu akşam inanır mısınız? Aklınızı helal edin. Bu akşam anladım. Biraz da rahatladım. Biraz da mutlu oldum sanki. Hani bağ diyoruz ya, iman bağdır dedik ya abi şimdi bu akşam. Şimdi mesela ben abi telefonumu aldım. Telefonumu açtım. Her şeye bakabilecekken bu linki tıkladım. Nereye bağlandım abi? Dersi. Kimi dinliyorum abi? Hasan Akar'ı dinliyorum. Risale-i Nur dinliyorsun. Risale-i Nur dinliyorum abi değil mi abi? Evet. Peki. Evet. Şimdi sizce buradaki bağ telefonu kapattığımız zaman bitiyor mu abi? Hayır. Hayır bitmiyor. Burada devam ediyor. Eğer filmler de öyle. Seyrettin. Film, televizyonu veya YouTube'u kapatınca kafadan kapanıyor mu? Kapanmıyor. Tuvalette bile tövbe o geliyor. Yani Allah affetsin durduramıyorum ki kafayı. Gece de geliyor. Mesela bugün o cümleyi söyledi mi? O bana ait bir anda hayatın sonuna koyma ölümü. Onun neyine şu geldim, abdestteydim, geldim, oturdum onları buraya okurken yani telefonu kapatınca kapanmadığı gibi kapanmıyor kardeşim. Şimdi bu şeydeyken ecel gelecek. Ya ecel yani neyle gelecek? Ya kanser ya bir şey. Ecel yöntem. Ya ölüm olacak ya mevt olacak. Biz de ne diyoruz? Hani duada ısrar edin aynı şeyi. Ya Rabbi diyoruz. Şu beşeriyetimizin iktizasıyla olan günahlarımız var ya, insan değil beşeriyetimizde. Ondan dolayı inamın, ihsanın,
ikramın, inayetin, iltifatın ve keremin olan hizmeti imaniye Kur'an'ı elimizden alma. Ve bizi istemiyoruz yukarı zirveleri. Alim, evliyaların kabz-ı ervaha müekkil olan Azrail aleyhisselam o cinste melek istemiyoruz. Alimlerin ve evliyanın ruhunu kabzeden müekkil melek istemiyoruz. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Talebi ulumun ruhunu alan, kabzeden müekkel ervahı istiyoruz ya Rabbel Alemin. Bunu senin zatın hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki kıymeti hürmetine, Risale-i Nur'un şahs-ı manevi satırına, sana iman edenlerin hürmetine, Şah-ı Fırkat'a yanan gönüller hürmetine, gece seccadesini ıslatan gözyaşları hürmetine duamızı kabul eyle ya Rabbi. Allah gene diyor ki, Allah diyor ki, kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun diline, ağzına vermem. Hadis. Hazreti Ali naklediyor. Allah'ım bu hadisi sen hulfu vaat etmezsin. Sözünden dönmesin. Bu senin sözün ya Rabbi bil mana. Sen öyle dedin. Kabul etmeyeceğim duayı mümin kulumun kalbine vermem. Ya Rabbi o zaman biz diyoruz. Elimizi bize kaldırtan, isteten de sensin. Risale-i Nur şahs-ı manevi hürmetine. Şah-ı Fırkat'a yanan gönüller hürmetine. Kerbela'da dökülen kanın hürmetine. Kabe'deki fikir, halet, duyguların hürmetine. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanını senin yandaki değer hürmetine. İman edenlerin, 124 bin peygamber, 124 bin evliyanın, imanlarının senin yanındaki değeri, kıymeti, mahiyeti, hakikati hatırına, Allah'lığın hatırına ya Rab duamızı kabul eyle. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha tema selavat. Hasan abi, abim, güzel abim ders bitti nasıl olsa Fatiha'yı çektiniz. Ya merak ediyorum, 60 kişi dinliyor, oradakilerin sayısını bilmiyorum. Burada ya, çok kalabalığız, çok sayısı belli benim değil. Benim kadar sabırsız, benim kadar susmadan duramayan insan bir daha yok. Şimdi ben aileysem, siz bana baktığınız zaman kendinizin hangi tarafınızı görüyorsunuz bilmiyorum yani. Ben sizin aileniz'im. Yani ben de muhakkak sizdeki bir karşılığım var. O yüzden ben yine soruyorum. Güzel abim, iman benim fikrimdeyken iman isteyen ben imanın içine girdiğim zaman hayattan ölüm korkusundan bahsettiniz abi. Hayat bendeyiz, hayat da ölüm korkusundan. Ama ben hayatın içine girdiğim zaman bir korkusuz diye bir şey kalmıyor. Her zaman zaten hayatın içindeyi vardı. Yani bu sizin zaman içinde söylediklerinizin bir dikmişliğidir. Yani bunları da dile getirmeden yapamıyorum abi. Lezzet alıyorum çünkü aklınızı helal edin herkes. Ustad diyor ki 336 lemalar sözler 110. Bir hayat var. Biz bilmiyoruz. Hayat görme, işitme, uçkurluk midir biliyoruz. Hayatın mertebesi var ya mektubatta, birinci mektupta. 5 mertebe var. Diyor ki daha bilmediğimiz bir hayata. İman diyor hayatınıza hayat olsa. Allah Allah. Ulan ben zaten hayat bilmiyorum. 4 bilinmeyeni denklem. Bak iman hayatınıza hayat olsa. Bir daha. İman hayatınıza hayat olsa. Ne olur o zaman? Bir, iman içimize girdi. Hayatı anlamlandırdı. Yani doğrularım, yanlışlarım otoban ortaya çıktı. O imanın içine girersem imani. Bu sefer orası burası değil ki. Ölüm bitti yani. Öldün zaten. Ölüm yok. Teris var. Başka bir şey kalmadı. Şuur iman, imanın içine girersen ölüm yok. Ölüm yok. Çünkü niye? Zaten orayı burada yaşadığın için, bura cihetiyle zaten ölmüşsün. Artık onunla yaşıyorsun. Hayat onunla anlamlamışsın.
O haletler var mesela. Merak ediyorum mesela, bir misal söyleyeyim. Kendi bir haletinden bir parça paylaşayım. Böyle Zübeyir abi etkiledi beni. Tepecik'ten gitti ya. Bir de gördüler ya ders yaparken aşağıda. Geldik kuble tarafına gelmiş, orada dersi dinliyordu. Ondan sonra orada diyor. Yani ya nerede görmüyoruz deyince o bu sefer çekip gitti. Yani biraz fahş etti kendisi. Şimdi merak ediyorum şimdi. Orada dershaneler açılıyor. İstedikleri zaman yiyorlar. Yıldızlar arasında dolaşıyorlar. Yani bu hakikatle haklanmış. Bu kadar küfürün içinde sıyrılmış. Allah ihsan etmiş. Allah onu onaylamış. Niye? İman vermiş. Nur talebelerine bunu vermiş. Allah onayladı. İnam etti. İhsan etti. İkram etti. İnayet etti. Lütfetti. Keremiyle verdi. Allah alır mı ya? Ayetinde diyor ki, siz değişmedikçe sizin hakkınızdaki hükmünü değiştirmem diyor. Değişmedik elhamdülillah. Şimdi seni bırakır mı düşmanlarına? Ben onu en zor şartlarımda ondan bile vazgeçmedim. Aklından ve canından olacaksın. Boyun eğ buraya. Özür dile. Hayır. Dilemiyor. Şimdi o bırakır mı seni? O zaten o duyguyu verdi. Sen onu hiç bıraktın mı ki o seni bırakacak? Onda haşa haşa, yüz bin defa haşa. Vefayı öğretiyor bize. Ahde vefayı söylüyor. Vefanızdan, ahdinizde niye vazgeçtiniz diyor. Allah bırakır mı ya? Siz değişmedikçe diyor, siz bırakmadıkça sizin hakkınızdaki hükmün değişmeyecek. Şimdi devamlı şeytan bile hala ondan ümit bekliyor. Şeytan bile dağlara taşlara o ayeti yazmış, okursam onu imanlı gideceğim diye. Allah'tan bile ümiti kesmemiş yani şeytan ya. Ya bir şey olur diyor. Yani ama bunları verdi. Vermeyle kendisini verdi. Daha ne verecekti ki? İmanı vererek, imanın içeriği Allah'tır. İman alemi şahadette olup alemi gaybın cinsindendir. Hatta gaybın da değil. 18 bin alem gaybtır. İman o cinsten değil. Zatının nurudur diyor. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu nurdur. İman bu alemi şahadet cinsinden değil ki. Ya nasıl bir şey? Her şeyi nurlu gösteriyor iman. Kabrin üstüne alt kaldırıyor. Bir şeyler diyorlar. Yani Allah'ın ikramı ya, seni bırakır mı ya? Kendisini vermiş zaten. Bu kadar zor şartlarda kendisini sana vermiş. Nasıl vermiş? İman vererek vermiş. İmandan daha değerli ne var? Bir bakın bakalım, imanınızdan daha değerli ne var? Diyor ki, rızkınıza kefilim, imanınıza kefil değilim diyor. Rızkı kefilse o kadar konuştun, niye korkuyorsun o kadar? Kefil zaten. İmana kefil değil. İman niye rızkına kefil? Rızık basittir yahu. Olmasa ne olur? Öleceksin. İman ise bizzat isteyeceksin. Sen deli dahi olsan, çocuk dahi olsan rızkını vereceğim. Ama iman adam gibi adama veriyor. İman ki rızık kendisinden bir şey veriyor. İman ise kendisini veriyor. Ahmet bin Amel Allah'ı gördüğü zaman, ya Ahmet benden ne istiyorsun dedi. Ben diyor Ahmet bin Amel, Fıkıh-ı Ekber'de söylüyor 347. sayfada. Şaşırdım diyor, kaldım diyor. Gene bana öğretti. Ahmet sen benden bir şey isteme, sen beni benden iste. Beni benden iste. Mesela benden bir şey istedin, kalem verdim, kitap verdim. Ben miyim? Benden bir şeydir. Yani Allah rızık verdi kendisinden. O kendisi değil ki. Rızık kefilim diyor. Ben sana vereceğim diyor. Ben değilim ama o. Hayvana da veriyor, kafire de veriyor. Ama ben sana rızık, kendimi sana veriyorum. Ama sen de bunun kıymetini bil yahu. Yani rızık o kadar mühim değil ki, ben sana her gün kafire de veriyorum. Ama herkese vermediğim sana veriyor kendimi. Bir de bir şey söyleyeyim, kapatayım oturum. Sohbet ne demek biliyor musun? Allah Resulü'nün sahabesi sohbet ehli demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetinde bulunan demektir. Sahabe sohbet ehli demektir. Sohbet ne demek?
sohbet yapan kişi kendisini takdim ediyor. Kendisini ikram ediyor. Kendisini ihsan ediyor. Kendisini lütfediyor. Ne var o sohbette? İnikas var, insiba var, temessülat var, sirayet var. Dört tane. O var. Onun için aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, anlaşılır demiyor. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Tabii ya. Ya bu Risale-i Nur'a ne vereceğim ki karşılık olsun? Hüsrev abinin sözünü yapabilirim ancak. Hüsrev abi gayrimüteşhide diyor ki, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çekip çıkartan, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden çıkartan, gaflet ve dalalet karanlıklarındayken nuru Kur'an'ı gösteren, başıboş ve gayesiz bir gençliğin içinden bana nuru Kur'an'ı gösteren, ey Risale-i Nur, sana nasıl hayatımı feda etmeyeyim? İlahi hayatını feda etmek, vakıf olmak değil. Hayatın içerisine Risale-i Nur koyacaksın. Hayatına buna bakacaksın ya. Hiç olmasan bir dershanenin açılmasına sebep olacaksın. Ya lisanen ya fiilen. Yani Allah'ın evlerini inşa etmeye, Allah'ın düşmanına düşman olacaksın. Yani en azından yapamıyorsan, yani Allah'ın hizmetine, dini hizmetlere bir şey yapacaksın ya taşın ellerine fiilen, kavlen sahip çıkacaksın. Mesela en yakın dershanede bir fatura ödeyeceksin, dershane açılacaksa dershane iş yapacaksın. Yani Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler yapar diyor. E senin tapun işte. Tamam. Ve bu zor bir şey değil ki. Allah zorlaştırmıyor ki zaten. Kendi söylüyor hadise. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Geceniz mübarek olsun. Selamlar. Abim, abi bırakın diyor. Bırakın diyor. Allah aşkına. Hadi bırakın diyor. Dediniz ki haşirde hesabı bizzat Allah soracak abi. Evet. Kime abi? Kime soracak?